Necmettin Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah iyilikler versin. Necmettin Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Ancak öncelikle ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Necmettin Özgür Soy kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet. Necmettin Özgür Soy öğretmen, emekli öğretmen. Hı hı. Emekli olduktan sonra meşgul olmak için bu iş yerini açtık. Evet. Henüz yeniyiz. 2017'de açtık. Emlakçılık alanında gayrimenkul danışmanlığı olarak emekli olmadan önce mezun oldum ben. Diplomamı aldım. Evet. Diplomalı olarak bu işi yapıyorum. Hı hı. Emlak sektörü biliyorsunuz para dönen bir sektör. Hı hı. Onun için burada uzman olmayan, özellikle meslek olarak tam tanımlanmış değil. Zaten evet. Bekliyoruz o kanunun çıkmasını. Uzman kişiler bulunmuyor. Kanunları, yönetmelikleri bilmiyorlar. Bir boşluk var. Evet. Bu alanda güvenilir, halka yardımcı olabilecek. Hı hı. Bu alanda diplomamızı da aldık. Evet. Bir hizmet verelim dedik. Onun için bu alana atıldık. Bunun yanında ben köylüyüm. Tarımı, çiçekçiliği çok seviyorum. Evet. Daha önce Gemlik'te bulundum. Giderken Yalova'da bu çiçeklere, seralara uğrardım, hayran olurdum. Onun için yanına çiçeği de koyduk. Hı hı. Bu şekilde. Bunun dışında yeni rentekar olarak. Evet, o da var. Yavaş yavaş genişletiyoruz. Otomobil şeyimiz de var. Bugün benim oğlanla da pazarına gitti, bir araba getiriyor işte. Araba işi de. Aynı zamanda yine yapıyorsunuz. Yani üç halkın taleplerine göre artık halk yönlendirecek bize. Halk ne talep ediyor, ne istiyorsa o alanda. Bölgenin neye ihtiyacı varsa siz de o doğrultuda geliştireceğiz. Bu şekilde üç farklı sektörde üç farklı faaliyet gösteriyorsunuz diyebiliriz bölgede. Evet. Şimdi efendim bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz bu hizmeti verirken? Şimdi hizmeti verirken kriterimiz bir kere 37 yıllık eğitimciyim ben. Hı hı. Bizim hedefimiz para kazanmak değil. Para bir araç. Evet. Amaç değil bizde. İkinci planda. Biz örnek bir insan olduk. İnsanlar yetiştirdik. Yani talebelerimizin içerisinde kaymakam var, doktoru var, avukatı var, her türlüsü var, öğretmenleri evet. var. Şimdi biz bize yakışmayan bir iş yapamayız. Para kazanacağız diye. Para ikinci planda. Muhakkak bizim hocam. En önemli şeyimiz dürüstlük, evet. güven. Yani itibarı görün. Bir itibarlı bir hayatımız var geçmişe baktığımız zaman. Hı hı. Ha, bunu zedeleyecek işlerin içinde olmayız biz. Muhakkak. Burada güven söz konusu. Evet, öncelikle güven, tabii ki güven. Burada müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti. Bir yardımcı olabilirsek elimizden bir şey gelirse o. Ama bunun yanında tabii ki para da kazanacağız. Kazanmak muhakkak, istiyoruz ama tabii ki. Para amaç değil bizde. Evet. Yani önce hizmet, güvenilir, evet. kaliteli evet. bir hizmet. İkinci planda ticaret, para kazanmak. Yani nasıl öğrenci-veli ilişkilerimiz varsa burada müşteri ilişkilerimiz de o çerçevede yürüsün istiyoruz. Evet. Saygı, evet. sevgi çerçevesi. Bu çerçevede güven planda olacak. Içerisinde. Bu şekilde bir hizmet sunuyorsunuz diyebiliriz. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Şimdi üç farklı faaliyette hizmet veriyorsunuz. Fakat bu sektörlerde de elbette yalnız değilsiniz. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Yani sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir? Bir kere güven, bilgiye dayalı olmamız. Hı hı. Bir de özellikle müşterilerimize bu alanda yeni olduğumuz için evet. taleplerini alıyoruz. Hı hı. Yani bizde olmayan bir hizmet olabilir. Evet. Sipariş yoluyla bunları karşılamaya çalışıyoruz. Hı hı. Güvene dayalı zamanla oturacaktır insanlar. Evet. Bizim için en önemli olan şey güven. Güven üzerine oturması, güvenerek gelmeli. Yani bir abi, kardeş, veli, öğrenci ilişkisi içerisinde güvenle bize gelebilmeli. Evet. Ben tekrar yine faaliyetlerinize değinmek isteyeceğim hocam. Emlak alanında yürütmüş olduğunuz hizmetler nelerdir? Hani daire alım satımı, arsa alım satımı ya da kiralama nelerdir hocam? Şimdi daha çok arsa, tarla üzeri, arazi üzerine. Ama bunun yanında kiralama işte eş, dost, evi vardır, şeyi vardır. Güvene dayalı. O mevzuata yönelik. Tabii bilmiyorlar onu. Vatandaş da artık böyle birebir kiralama yolunu seçmiyor artık. Evet. Bir aracının olmasını istiyor. Hı hı.
daha güvenli olsun, garantili olsun. Evet, diyor. Daha bilinçli bir şekilde. Daha bilinçli. Mesela ev, daire satımlarında insanlar bir kere ev alıyorlar. Evet, kesinlikle. Ve kandırılmaya çok müsait. Yani evet. En azından KDV oranlarından, alım satımdan, ikamet alınmasından... Tapusu bunlar farklı. Evet. Şimdi anlaşmayı yapıyor, ondan sonra vatandaşa diyor ki işte bunun şu kadar KDV'si var. Ondan evet. Sonra ikametgahı sen alacaksın, oturumu sen alacaksın, bilmem ne yapacaksın. Evet. Burada da karşısında 15-20 bin liralık bir fark çıkıyor. Evet. İşte bu gibi şeylerde danışmaya geliyorlar, onlara yol gösterici oluyoruz yani. Evet. Şimdi efendim, 2017 yılının sonunda işletmenizi açtınız ve burada da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Bundan sonra önce Akyaz'da tutunmak, ondan sonra da gerekirse şubeleri açmak. Evet. Daha çok insana hizmet daha vermek. Çok daha farklı hizmet sektörlerde vermek. Yani bu genişledikçe vermek. Birkaç kişiye de ekmek verirsek, İstihdam yanımızda çalıştırabilirsek, sağlayabilirsek. Evet, çok önemli. O bizim için önemli. Evet, son olarak. Ekranlar başında bizleri izleyen izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz varsa kısaca alabilir miyiz? Yani bize güvenle gelebilirler. Evet. Güven çok önemli. Her türlü hizmeti bizde olmasa bile karşılayabiliriz vatandaşlarımıza. Evet. Para ikinci planda bizim için. Parayı düşünmesinler. Evet. Siz tabii 5. fakülteyi bitiriyorsunuz. Her konuda bir deneyiminiz var. Evet. Geçmişten bu yana bir... idarecilik yaptınız, bir öğretmenlik yaptınız, farklı sektörlerde, farklı alanlarda ticari hayatımda oldu, bulundunuz. O yüzden bilgi birikiminizi onlara da aktarmak için, onlara da yardımcı olmak için. Bilgi de danışabilirler. İlla evet. Para ilişkisi olmayabilir. Yani evet. Her türlü yardıma hazırız vatandaşlarımıza. Her türlü yardımcı oluruz yani. Bilgilerimizi aktarırız. Evet. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.